Anadolu'yla İstanbul'un arasında köprü görevi gören ilimiz Kocaeli'yi daha yakından tanımaya ne dersiniz? Kocaeli tarihi en eski şehirlerimizden biri olarak geçmişin tüm kültürlerini kucaklar. Doğu ve batı arasında adeta bir köprü vazifesi gören şehir, tarihi Nikomedya uygarlığından Türkiye Cumhuriyeti'ne nice medeniyetleri ağırlamıştır. Tarihi kaynaklara göre Bitinya ismi verilen bu yöreden Frikyalılar, Megaralılar geçmiş, Milattan önce 337 ila 357 yılları arasında Bitinya Krallığının merkezi, Milattan önce 74 yılında ise Roma'nın eyalet merkezi olmuştur. Şehir 1078'de Anadolu Selçuklularına teslim eder kendini. Anadolu Fatihi olarak bilinen Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentini bir zamanlar İzmit'e bağlı olan İzni'ye getirir. Haçlı ve Latin işgalleri sonucu bölge Bizansların eline geçer. Orhan Gazi zamanında 1331 yılında Akçakoca Gazi tarafından Kocaeli Osmanlı topraklarına katılır. Mezarı Kandıra Babatepe'de olan Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi Osmanlı'yı Karadeniz'e ilk açan komutan olarak adını Kocaeli tarihine altın harflerle yazdırır. Kocaeli bölgesinde yapılan bilimsel araştırmalar insanların binlerce yıldır bölgede yaşadığını göstermektedir. Kurulan uygarlık ve devletler insanlara hizmet etmek için çok önemli çalışmalar yapmıştır. Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa, 1337 yılında Kocaeli'nin ilk sancak beyi olur. Bu dönemden sonra şehir önemli bir merkez haline gelir. Osmanlı Devleti'nde 1868'de Taşra'da da belediye kurulması için talimat verilmiştir. 6 Ekim 1868 tarihli belediye nizamnamesiyle yerel yönetimler olan sancak ve kaza merkezlerinde Yeniden yapılanmaya gidilmiş belediye sisteminin temelleri atılmıştır. 1876'da Teşkilat Esasiye Kanunu, 1871 yılında yapılan ilk belediye seçimlerinde İzmit'te şehir ve kasabada yaşayanlara hizmet vermek üzere bir başkan, bir muavin ve altı üyeden oluşan belediye meclisi oluşturulmuştur. 1877'de Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunlarla Kocaeli bölgesi doğudan dahiliye nezareti yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı bağımsız sancak merkezi olmuştur. Adapazarı, Kandıra, Geyve, Karamürsel, Yalova, Gebze kazaları 1888 yılında Kocaeli'nin merkezi İzmit sancağına bağlanmıştır. 1910 tarihli arşiv belgesinde bağımsız İzmit sancağının yüz ölçümü 8100 kilometredir. Nüfusu 349 bin, sancağa bağlı kaza sayısı 6 olarak tescil edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra İzmit sancağı Kocaeli vilayetinin merkezi olmuştur. 1930 senesinde çıkarılan 1580 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti belediyeciliğinin temeli atılmıştır. 1955 tarihli arşiv belgelerinde Kocaeli'nin yüz ölçümü 3987 kilometre gözükürken 1960 tarihli nüfus sayımına göre Kocaeli'nin köylerle birlikte toplam nüfusu 297.000'dir. Buna göre 1960 yılında Kocaeli'ye bağlı 6 kaza merkezinin nüfusları Gölcük 19.114 Gebze 7867, Karamürsel 6224, Kandıra 4908 ve Kaynarca 749 olarak tespit edilmiştir.